Muhterem müminler, bizler bu dünyada Rabbimizin nimetlerinin emanetçisiyiz ve biliyoruz ki her nimetin kendi cinsinden bir şükrü vardır. Kalbimizin şükrü Yüce Allah'a imandır. Dilimizin şükrü hakikate tercüman olmaktır. Bedenimizin şükrü ibadetlerdir. Malımızın şükrü ise zekattır, sadakadır. Değerli kardeşlerim, İslam'ın beş temel esasından biri olan zekat, Müslümanlar arasında bir kardeşlik köprüsüdür. Dayanışma ve paylaşmanın en güzel göstergelerinden biridir. Zekat, insanı felaha, toplumu refaha ulaştıran bir ibadettir. Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizin, kardeşlerimize karşı samimiyetimizin tezahürüdür. Zekat, bir garibin duasından nasip almak, bir muhtacın sofrasında iftar sevinci olmaktır. Kırık bir kalbe merhem, mahzun bir gönle derman olmaktır. Bir yetimin başına dokunan şefkat eli, bir mazlumun aşına katık olmaktır. Değerli kardeşlerim, zekat, dinen zengin sayılan bir müminin malının belli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Aslında mümin, zekat vermekle muhtaç kardeşinin hakkını teslim etmiş olur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de muttaki kulları hakkında şöyle buyurur. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Onların mallarında muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Hayır yolunda her ne harcarsanız Allah onun daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu ayet-i kerime bize gösteriyor ki zekat malı asla eksiltmez. Bilakis bereketlendirir ve ahiret azığına dönüştürür. Kişiyi dünyanın esiri olmaktan kurtarır, gerçek özgürlüğe ulaştırır. Zekat toplumsal barışın teminatıdır. Bu eşsiz ibadet birlik ve beraberliğimizi pekiştirir, kardeşliğimizi güçlendirir. Cimrilik ve dünyevileşme gibi kötü huylardan arındırır. Mümini günahlardan temizler. Rabbinin rızasına ve mağfiretine kavuşturur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekatın bu güzelliğini bize şöyle haber vermektedir. Su ateşi nasıl söndürüyorsa zekat da günahları öylece silip yok eder. Değerli kardeşlerim, yardımlaşma ve dayanışma ihtiyacının daha da arttığı Ramazan günlerinde huzur ve sevinçle dolsun yuvalarımız. Rahmet ve merhamet kaplasın çevremizi. Yetim ve öksüzlerin sevincinde arayalım Allah rızasını. Muhtaç kardeşlerimizin duasında bulalım dünya ve ahiret mutluluğunu. İnfakın da bir ahlakı olduğunu unutmayalım. Zekat ibadetini ifa ederken de nezaket ve zerafeti kuşanalım. Gerçek ihtiyaç sahiplerini araştıralım. Yardımlarımızı onlara ulaştırmaya devam edelim. Değerli kardeşlerim, Türkiye Diyanet Vakfımız her yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da kardeşliğimiz zekatla bereketlensin çağrısıyla zekat ibadetine dikkat çekmektedir. Hayırsever milletimizin emanet ettiği zekatları başta deprem mağduru kardeşlerimiz olmak üzere ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaktadır. Sizler de müftülüklerimiz aracılığıyla, din görevlilerimiz rehberliğinde ya da vakfımızın kurumsal internet sitesi üzerinden zekat seferberliğimize katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca bugün cuma namazından sonra vakfımızın deprem mağduru kardeşlerimize yönelik yürüttüğü faaliyetlerde ve eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere yardımlarınıza müracaat edilecektir. Yüce Rabbimiz yaptığımız ve yapacağımız yardımlarımızı kabul eylesin.